işleri oldu. Kızıma dokunma, yalvarırım sana. Ne oluyor burada? Kimdi adam ya? Sizinle ilgisi yok Alp Bey. Benim mesela. Seni ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir bundan sonra. Sana güvenebileceğimi bilmek zorundayım. Kapıma bela getireceksen hiç girmeyelim bu işe. Merak etmeyin Alp Bey. Hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Az önce gördüğüm şey bu durumun tersini söylüyor ama... umarım dediğin gibi olur. Alp Bey. Evet. Eğer sonuçlar olumlu çıkarsa önden avans alabilir miyim? Niye? Bu adamları mı vereceksin? Lütfen siz bu işe karışmayın Alp Bey. Ben sadece alacağım paranın bir miktarını avans olarak istiyorum. Bakacağız. Bakalım sana para vermemi gerektirecek bir durum var mı ortada? Hı? Aa. Hayırdır bunlar? O ne iş? Ne demek istiyorsun Gonca? Yani gördüklerimi mantıklı bir cümleyle aktaramamış olabilirim. Ama benim gördüklerim aklım almıyor gerçekten. Yani iki günlük elemanın Alp Bey'le ne işi olur? Sen bu soruyu istersen git Alp Bey'e sor ha. O sana en uygun cevabı verir. Tabii hala seni kovmadıysa. Hayır yani. Ben diyorum bu Neva'dan bir şey çıkacak. Sonra bana Gonca demişti dersiniz değil mi? Kan grubunuz hastayla uyumlu, vücut kitle endeksinize gayet dengeli görünüyor. Herhangi bir kronik hastalığınız veya belirtmek istediğiniz bir sağlık durumunuz var mı? Neden sordunuz? Eğer ciddi bir hastalığınız veya hastalık geçmişiniz varsa donör olarak organ bağışında bulunamazsınız. Neva Hanım, beyninizde bir tümör tespit ettik. Maalesef ameliyat edilemeyecek kadar tehlikeli bir yerde. Bir an evvel hastaneye yatmanız gerek. Eğer gecikirsek ölecek mi? Yok. Hayır yok. Vay vay.
İmparatorluğunun merkezi bura demek. Hoş geldiniz. Kasım Karan'ın odası neresi? İleride sağda. Kim diyelim? Şekerim. Ay pardon. Kim diyelim hanımefendi? Randevu oluştursaydık. Şimdi oluşturduk tatlım. Hanımefendi lütfen. Beni çok zor duruma sokuyorsunuz. Size önce randevu oluşturmam lazım. Hanımefendi lütfen. Ben size bir randevu oluştursam. Hanımefendi rica ediyorum lütfen. Lütfen bakın beni çok zor duruma sokacaksınız. Hanımefendi. Git güvenliğe haber ver. Hanımefendi randevunuz yoksa giremezsiniz içeri. Ah girerim. Bırak. Allah'ım. Kasım Bey, engel olmaya çalıştım ama. Tamam. Sen çık dışarı. Ben söyleyene kadar da kimseyi alma içeri. Peki efendim. Ne işin var burada? Eski bir dostla kahve ısmarlarsın herhalde değil mi Kasım'cığım? Yapsın sanıyorsun sen. Kalk şu masadan. Aa, bunları çok severim ben. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? İşte bu böyle parçalandı ya. Ben de onun gibi parçalandım. Ama senin umurunda bile olmadı. Dur, dur. Ayakta bile duramıyorsun. Ben otur şuraya. Bırak. Geç, otur şuraya, geç. Oturmayacağım. Niye bu haldeyim? Kimin yüzünden? Kimseyi suçlamaya hakkın yok. Bu halde olmanın tek sebebi sensin. Yıllar önce günahını benim boynuma yıkıp gittin. Ben o çocuğu büyütmek için elimden geleni yaptım. Oradan oraya sürükledim. Neler çektim umurunda bile olmadı. Ama tebrik ederim bak. Kaçmak için bulduğun bahaneyi imparatorluğa çevirmişsin. Amacına ulaştın mı bari? Mutlu musun? Çok merak ediyorum. Değdi mi? Buraya bunları konuşmaya mı geldin? Hayır. Hesap sormaya geldim. Bize çektirdiklerinin hesabını sormaya geldim. Neyin hesabını soracaksın benden? Aramızda ne var ki? Bir avuç kül. Savurdun gitti. Sırrımızı niye karına söyledin? Anlamadım. Sen Türkan'la mı konuştun? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ben bir şey yapmadım. Türkan bana geldi. Benim evimde bana analık dersi vermeye kalktı. Oğlum onu parayla sattığını biliyor mu diye soruyor. Söz verdi. Bu ikimizin sırrıydı. Neden söyledin? Ayrıca o parayı niye aldığımı çok iyi biliyorsun. Ben o parayı bir daha karşıma çıkma diye verdim sana. Oğluma ve bana daha fazla zarar verme diye. Parayı almak istememiştim ben. Ama mecburdum. Hayatım çok kötüydü biliyorsun bunları. İşte en iyi becerdiğin şey. Bahanelerin ardına saklanmak. Neden geldin buraya Zeynep? Bunca yıl sonra neden tekrar Alp'in karşısına çıkıyorsun? Çünkü annesiyim ben onun. Ve onu benden koparamazsın. Onu alacağım anladın mı? Alacağım oğlumu senden, alacağım. Anlaşıldı. Seninle insan gibi konuşamayacağız. Ama o halde anladığını dilden konuşalım. Bırak! Çık dışarı. Kasım bana bunu yapamazsın. Çık dışarı. Sen de Seyran çık. Bırak dedim. Beni bırakamazsın. Güvenliğe çağırın bu hanımefendiyi dışarı çıkarsın. Bir daha da sakın içeri almasın. Hadi. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Bunu asla unutmayacağım. Bırak. Ay canım. Siz de konu her neyse. Lütfen sonra gelin konuşalım. Tabii ki Kasım Bey. Rica. Ederim.
Alp Bey, şimdi nasıl ilerliyoruz? Yani kontroller yapıldı. Eğer sonuçlar olumlu çıkarsa donör olma konusunda birlikte yola devam ediyoruz, değil mi? Yine ne oldu? Nereye? Nereye gidiyorum dedi? Ya niye engel olmadın? Şimdi mi söylüyorsun bunu bana? Aklın neredeydi aklın? Tamam bulurum ben, kapat. Hastanede bazen çekmiyor. Sana ulaşamamış olmaları normal. Yani size. Benim acil bir işim çıktı. Biraz sonra kendin gidersin. Alp Bey, kötü bir şey mi oldu? Acele eder misin? İyilikte yaramıyor. İnsan gibi merak edip bir şey sorduk değil mi? Ama suç bende. Niye binersin ki arabasına zaten? İşi varmış. İnsan bir özür diler. Hüdük. Allah Allah. Edeceksin. Hadi kalk, kalk. Ay. Kalk, kalk şuradan beni deli etme, kalk. Çok ayıp ettin. Sen ayıp ettin. Ay, konuş, çok konuş. Ayıp ettin. Konuşacağız, sus. Çok üzüldüm. Sus, sus, sus. Sus, tamam. Tamam. Canım, korktum sizi. Çok affedersiniz. Yok yok, benim boşanıma denk geldi de. Hanım mı? Yani beraber iş yapıyoruz artık, bence bu kadar resmiyete gerek yok. Peki, nasıl istersiniz? Nasıl gidiyor? Alışabildiniz mi şirkete? Yolunda her şey. Yani biraz daha zamana ihtiyacım var sanırım. E tabii doğal, daha çok yenisiniz. Sizinle işle ilgili konuşmak istediğim birkaç detay ve bildiğim çok iyi bir yer var öğlen yemeği için. Bu bir davet mi? Evet, bu bir iş yemeği daveti. Ve hesaplar Karoon Holding'de. Neden olmasın? Süper. O zaman öğlen yemeğinde görüşürüz. Görüşürüz. İçmeyeceğim. Niye gittin babama? Konuşmak istedim. Çünkü seni benden koparmak istiyorlar. Çünkü benimle görüşmeni istemiyorlar, biliyorum. Onların ne istediği kimin umurunda ya? Ben istemediğim sürece seni benden kimse koparamaz anne. Ya ben sana bir söz verdim. Yanındayım dedim. Sözümü tutardım da.
Hepsine karşı dağ gibi dururdum arkanda. Ama sen onları haklı çıkardın. Ben senin elini tuttum, sen beni yarı yolda bıraktın. Hayır, bırakmadım. Bırakmadım ben. Ya söz vermedin mi sen bana? Ha? Söz vermedin mi bana? İçmeyeceğim dedin. Demedin mi? Ama hata bende işte. Hata bende. Ben sana güvenmekte en büyük hatayı yaptım. Bir dakika, sen bilmiyorsun ne oldu. Bilmek de istemiyorum ya. İstemiyorum. Çünkü bunun bir önemi yok. Ama senin hep bir bahanen var. Hep. Hep. Çocuklar annelerinin kokularını unutmaz derler. Sen beni bırakıp gittiğin zaman ben senin hep kokunu hatırlamaya çalıştım anne. Her gece. Tek hatırladığım şey neydi biliyor musun? O gece ne içtiysen onun kokusu. Ben senin kokunu bilmiyorum anne. Ben senin için uğraşıyorum. Senin hayatın için uğraşıyorum ama anne sen kendini öldürmek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Özür dilerim. Sakın özür dileme çünkü hiçbir önemi yok. Benden bu kadar. Çünkü ben bilmiyorum yani senin için daha fazla ne yapabilirim bilmiyorum. Ben seni o dipsiz kuyudan çıkaramam. Bugüne kadar da boşa uğraşmışım zaten. Kendine ne yapmak istiyorsan onu yap anne. Ay. Alp beni bırak ama. Alp beni bırak ama. Bir daha bak. Herkes hanım bir daha. Bu eve bir kadeh içki girerse. Bak sana yemin ediyorum işine son veririm. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Alp Bey. Aslında Seylan Hanım içmeyeceğine dair söz vermişti. Yani ben de bütün şişeleri boşalttım. Ama o hanımefendi ziyarete gelince orada işler biraz karıştı. Kim o hanımefendi? Türkan Hanım diye biri. Annenizin eski tanıdığıymış. Saadet annenin bu durumdan haberi olsa deli olurdu herhalde. Evin arka tarafında ne işler dönüyor?
Yaşlı kadın bir duysa inme iner Allah'ıma. Lan oğlum, iki saattir iki koliyi paketleyemedin. Burhan Bey duyarsa var ya ağzının payını verirsin. Hadi işimize bakalım. Gel. Aman Allah'ım. Saadet anne! Saadet anne, ne oldu sana? Hastaneye gidelim mi ana? Yok, yok, yok bir şey. Biraz hava alayım. Dedim de nefesim kesildi. Hadi bir tutun bakayım bir kaldır. Bana bakın, bundan Koran'ın haberi olmayacak ha. Boşu boşuna telaşlandırmayın, tamam mı? Ama Saadet anne, patron ya duyarsa. Şişt, patrondan değil. Siz benden korkun, tamam mı? Hikaye el buradaydı. Vay vay vay, patron çıldırmış. Berk sakın, bak gerçekten çabamda değilim. Tamam şampiyon, sakin ol. Sen nasıl diyorsan öyle olsun. Yapabileceğim bir şey varsa biliyorsun. Efendim? Ha, buyurun benim. Yok, dinliyorum. Peki şey, bunlar ilk test sonuçları için geçerli değil mi? Anladım. Teşekkür ederim, sağ ol. Sen. Nakil için. Emanın sonuçları olumluymuş. Of, hadi bakalım. Ama dur, dur, heyecan yapma. Ya bunlar ilk sonuçlar. Yani devam ediyor ama bir umut var. Umut her zaman var kardeşim. Ben şu Neva'yı bir çağırır mısın sen sana? Ben de. İçecek bir şey ister misin? Yok, sağ ol. Hadi gençler, hadi çabuk, hadi, hadi. Siparişler gecikmeyecek. Neva. Yakarım bak. Şef, kolay gelsin. Neva'yı Alp Bey çağırıyor, iki dakika. İyi, tamam. Hadi git. Çok, 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 çok. Tamam, kolay gelsin. Hadi sallanmayın, hadi, 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 hadi. Beni çağırmışsınız. Evet. Ben oturabilirsin istersen. Yok, böyle iyi. Hastaneden mi öldüler? Sonuçların olumlu çıkmış. Gerçekten mi? Evet. Yalnız şimdi şöyle. Neva, durum ciddileşmeden Selim bu konuda emin olup olmadığını bilmem lazım. Ben eminim Alp Bey. Size daha önce de söyledim. Buna hazırım. Hem hazır olmasam da mecburum. Anlıyor musunuz? O yüzden benden şüphe etmenize gerek yok. Nedir bu? Sözleşme.
senle benim aramda olacak bir sözleşme. Gizlilik sözleşmesi. Ha, endişelenecek bir şey yok ya. Yani, sonuçta senle benim aramda kalacağı için her şey... sözleşmeyi kafana takmana gerek yok. Ha, bu işi para karşılığı yaptığın bir kişiye bile söylersen... Alp Bey, size daha önce de söyledim. Olup biten her şey aramızda kalacak. Merak etmeyin. Sizin için imzalayayım sözleşmeyi. Avansın hazır. 100.000 dolar konuştuğumuz gibi. Kalan miktarı da ameliyattan sonra sana ödeyeceğim. Aksi bir durum olmaması için dua etsen olur. Yoksa parayı misliyle senden alır. Haberin olsun. Beni bunlarla korkutamazsınız Alp Bey. Umarım siz de bir gün anlarsınız diyeceğim ama... yaşadıklarımın başınıza gelmesini isteyecek kadar zalim değilim. Teşekkür ederim. Efendim baba. Çalışıyorum. Yarın için sözleşsek olur mu? Tamam. Tamam, geliyorum. Az kaldı kızım, az kaldı. Her şey yoluna girecek. Ben de çocuktan vazgeçtiğinizi düşünmeye başlamıştım. Para meselesi halloldu. Bak yine yalvaracak. Ne dedin sen? Para meselesi halloldu dedim. Afiyet olsun, hoşça kal. Afiyet olsun. Berk, ben çıkıyorum. Nereye? Bilmiyorum, babam çağırdı. Bir onun yanına kadar gidip geleceğim. Allah Allah. Sıkıntı yok değil mi? Ha, yok yok. Bir sıkıntı yok. Yani benim yapacağım bir şey var mı? Yok kardeşim. Bir şey yapma. Bir şey lazım olursa haber ver. Ha, tamam. Görüşürüz. Para meselesi halloldu dedim. Kızımı bana geri ver. Sen nereden buldun o kadar parayı? Hı? Bana bak. Böyle bir dalavere falan çeviriyorsan kızı unut, ben sana söyleyeyim. Yemin ederim öyle bir şey yok. Bak, arabanı teslim ettim sana. Artık güven bana ne olur. Hem kızım elinde. Niye yapayım ki öyle bir şey? Parayı sana geri getireceğim. Kızım bana geri getir. Tamam, yemin ederim öyle bir durum yok. Tamam, tek başına gel. Ben sana adresi atacağım. Getir parayı, al veledi. Tamam, tamam, geleceğim. Bunu kim bıraktı buraya? Heh. O karidesleri çıkar. O oradan olmasın. Dağılıyor sonra, berbat bir tadı oluyor. Alo, kime diyorum evladım? Tamam şey. Hadi sen de onları çevir, 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 çabuk hadi. Nerede sipariş? Nerede sipariş? Çabuk, 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 çabuk getir. Ne var? Hadi çabuk. Acaba Alp Bey hangi mavicini gördü de yanına çağırdı? Diye merak ediyorduk biz de. Alp Bey'in annesi için özel yemeklerin hazırlanması gerekiyormuş.
Benden de diyet yemeklerini yapmamı istediler. İyi. Güzel. Buradaki işini aksatma. Ne yaparsan yap. Hadi, hadi gençler. Hadi, hadi. Kaynattınız yine. Hadi. Gazetelerden biliyorum. Alp Bey'in mekanı değil mi? Evet, kardeşimin. Vallahi çok iddialı başladılar. Bakalım sen de beğenecek misin? Emir, hoş geldin. Ne haber be? Nasılsın? İyidir, seni sormalı. İyi ben. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ece Hanım, yeni e-ticaret uzmanımız. Yeni başladınız. Hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun. Ben size masanıza kadar eşlik edeyim, buyurun. Oo, bayağı kalabalık ha? Evet, ya bu dergideki yazıdan sonra... Şöyle buyurun. Dergideki yazıdan sonra bayağı talep gördük. Bir de güzel kulak yaptık. Kulak yaptık derken? Yani misafirlerimiz birbirlerine bizden iyi bahsettiler. Kulaktan kulağa yayıldık gibi. Tamam, anladım. Buyurun, buyurun. Alp nerede? Ha, o çıktı ya demin. Burada değil şu an. O zaman ben size bir garson göndereyim. Siz keyfinize bakın. Afiyet olsun. Teşekkürler. Baba. Gel oğlum. Sen Seyran'la görüşmeye başladıktan sonra bu kadın iyice senden yüz buldu. Ya onu sen durdurursun ya da ben ne yapacağımı bilirim. Tamam baba, ben konuştum onunla. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Oğlum bak, beni yanlış anlama. Ben senin iyiliğini istiyorum. Bu kadın yüzünden ailemizin başına olmadık şeyler gelsin istemiyorum. Onunla görüşmemelisin. Şu aşamada onu yalnız bırakamam baba. Yok yani. Benden başka kimsesi yok. Çok zor durumda. İnan bunu toparlayacak. Gerçekten. Oğlum beni anlamıyor musun? Sana yanlış yoldasın diyorum. Baba, konuşalım dediğin şey bu muydu? Pekala. Anlaşıldı. Alp Karaoğlu. Bu konuda sana son ihtarım. O kadınla görüşmeyeceksin. Bu kadar. Ben işimin başına döneyim. Tamam hayatım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Tamam canım. Aa, geleceğinden haberim yoktu. Dur hemen mutfağa haber vereyim. Akşam yemeğini kalıyorsun değil mi? Yok, çok isterdim ama biraz işlerim var. Benim çıkmam lazım. Tamam peki. Neyse. İnan senin bu çalışma azmini çok takdir ediyorum. İnsan işinin başında olmalı tabii. Yani herkesin dilindesiniz. Öyle mi? Evet. Dilden dile yayılmış. Hatta Seylan Hanım'ın rezaleti restoranın şanının önüne geçmiş. Ama hiç takma kafanı. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Türkan anne, bence annemle ilgili benimle konuşmamalısınız. Hatta kendisiyle de konuşmamalısınız. Senin iyiliğin için bu konuşmayı yapmak zorundaydım Alp'ciğim. Çünkü sen benim oğlumsun. Emir'den hiçbir farkın yok benim için. Kariyerinde emin adımlarla ilerlerken küçük çakıl taşlarının ayağını kaydırmasını istemiyorum. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun herhalde.
Uyarılarınızı dikkate alacağım Türkan anne. İyi günler. Buranın atmosferi çok güzel. Böyle özel bir ruhu var. Alp Bey'i tebrik etmek lazım. Bizim ufaklığın hayaliydi burası. Tabii babam destek atmasa hayali olarak kalabilirdi ama. Teşekkürler. Çok mersi. Ne oldu? Sunumu mu beğenmedin? Beğendim. Yani çok güzel bir sunum, inanılmaz. Bana Amerika'daki yıllarımı hatırlattı da. New York'ta yaşarken kendimi şımartmak istediğimde böyle ünlü şeflerin restoranlarına giderdim. Amerika'da eğitim almıştın değil mi? Evet. Bizim Alp de orada eğitim aldı. Sonra nedense döndü birden memlekete. Öyle mi? Babam destek olmasa demiştin. Burası kardeşinin değil mi? Yok yok kardeşim. Ama bence bütün öğleden sonramızı bunları konuşarak geçirmeyelim. Ne dersin? Ben böyle sunumdan, atmosferden falan çok etkilenince kusura bakma, haklısın. Anlat bakalım. Neden döndün Amerika'dan? Hangi rüzgar attı seni buraya? Memleket hasreti diyelim. Ya da sıla özlemi. Yapma. Senin gibi bir kadının böyle klişe bir cevap vermesi çok inandırıcı gelmiyor. Senin gibi bir kadın derken? Yani güçlü, ne istediğini bilen bir havan var. Ve gördüğüm kadarıyla yaptığın işte de çok yeteneklisin. Yani? Yani gittiğin her yeri kendi memleketin yapabilirsin. Hiçbir yerde yabancılık çekeceğini sanmıyorum. Böyle düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Evet. Neden döndün? Yarım kalan bir işi tamamlamak için diyelim. Oğlum ne yapacaksın? Sana söylüyorum. Oğlum. Ya anne bir dur Allah'ını seversen. Bir de sana laf anlatmayayım. Hadi kız gidiyoruz. Sen kötü bir adamsın. Ben seninle gelmiyorum. Sen ananı özlemedin mi? Anneme mi getireceksin beni? Hadi, hadi fırla, fırla çabuk. Hadi anne. Geldik. Abla ıssız yerler buralar. Doğru yere geldiğimize emin misin? Eminim kardeşim. Eminim. Peşine polisi takmadın inşallah. Ne dediyseniz onu yaptım. Güzel. Polise haber vermedim.
Para hazır mı? Hazır. Kızım nerede? Tamam, sakin ol. Gel benimle. Teşrif etti. Bak bu hayatta avcılar ve avlar vardır. Bu avlar bazen hadlerini aşarlar, boyundan büyük işlere kalkışırlar. Mesela bir garip avken avcı olmak isterler. Bu dünyanın bir nizamı, bir intizamı yok mu? Ha? Var değil mi? Mesela sen şimdi avcı olmak istersen ne olur bu düzen? Bozulur bu düzen. Düzen bozulursa ne olur? Sen zararlı çıkarsın. Benim öyle bir niyetim yok. Ne dediysen yaptım. İstediğim parayı getirdim sana. Ne olur Allah aşkına kızım bana geri ver. Şimdi sen o kadar ağla yalvar, param yok diye, sonra birden pat, paranı getirdim de. Değirmenin suyu nereden? Hayırdır? Sana ne? Yeter artık. Bana kızımı ver. Hemen şimdi. Bravo. Cesur kadınsın. Aferin. Param nerede? Çantamda. Peki senin beceriksizliğin yüzünden kaybettiğim param nerede? Ne olacak o? Anne! Buradayım! Hayal! Hayal kızım! Korkma kızım, kurtaracağım seni! Geliyorum kızım! Anne! Hayal! Kızım korkma, buradayım! Anne, kurtar beni! Geliyorum kızım, korkma. Korkma kızım. Anne kurtar beni. Geleceğim, kurtaracağım seni kızım. Sakin, sakin dur. Dur, dur, dur. Sen önce benim soruma cevap ver. Lütfen. Daha fazla işkence etme bize. Çocuk o da. Bak, istediğin parayı getirdim sana. Yalvarırım ver kızım. Yalvarırım. Neva Sultan. Bizim işlerin en kötü tarafı ne biliyor musun? Acırsan acınacak hale düşersin.
gelmeyeceğim aslında. Hadi gidiyoruz. Ben gelmeyeceğim seninle. Annemi bekliyorum. Tamam. Ben seni annene götüreceğim zaten. Gerçekten mi? Gerçekten. Söz mü? Söz. Ama bak çok sessiz olmamız lazım. Yoksa kötü adamlar bizi buluyor. Biliyor musun? Ben çok iyi saklambaç oynarım. Gerçekten. Evet. Hadi saklambaç oynayalım o zaman. Annem? Ben anneni getireceğim, sana söz veriyorum. Gel. Kocan olacak herife acıdım. İş verdim, ekmek verdim. Bak ne hallere düştük. Senin yüzünden teslimatı da yapamadım. Benim için vakit nakittir. Takdir edersin ki bir iş adamı olarak para kaybetmekten katiyen hoşlanmıyorum. Lütfen. Lütfen kızımı ver bana. Ver bakayım şu parayı. Bana kızımı vereceksin önce. Ben sözümde durdum. Parayı getirdim. Kızımı ver bana. Ver şu parayı. Hayır. Kızımı ver bana. Korhan Bey. Kızı kaçırdılar. Eğer bir oyun oynuyorsan sana yemin ediyorum. Tuzunu vuramazlar. Yemin ederim değil. Kızım. Ulan beceriksiz herifler. Atla arabaya Neva, çabuk. Senin ne işin var burada? Neva, bin şu arabaya. Kızım olmadan gidemem. Anne, buradayım. Hayal. Tuzak, koş! İyisin değil mi kızım? Bir şeyin yok değil mi? Diyorlar kaldırmayın kafanızı. Kaldırmayın kafanızı. Hayır, hayır, hayır. Duramayız şu an. Lütfen inat etmeyin, ne olur. İyiyim, iyiyim. Abi, o anne. Korkma kızım, gel. Elimi tut. Ben buradayım, tamam mı? Korkma. Geçti, bir şey yok. Ulan bu zibidi yine elimizden kaçarsa. Yemin ediyorum ölümlerden ölüm beğenin lan. Lan benim anlamadığım. Elif gece gece baskın veriyor. Sizin eliniz armut mu topluyor lan? Telefonumu çıkarır mısın? Cekildim cebinde. Parçam çok çabuk. Ver çıkar. Ver, ver çağır sana. Başına yakala şunları! Alo. Berk zaman yok dediğin yap. Bütün güvenlikleri restoranın etrafını çağır. Biz geliyoruz, tamam mı? Hazır olun. Hadi abi zaman yok, tamam mı? Çok acil. Doktor Refik Bey de çağır. Dairemde beni bekleyin sen. Hadi Berk zaman yok, hadi. Ne dairesi? Bizim acil hastaneye gitmemiz lazım. Yaranız çok kötü. Yetince başımız belada olmasın. Buldum patron, buradalar. Ulan bu sefer seni elimden kimse kurtaramayacak. Adam
var yaklaşıyor. Yaklaşıyorlar. Sıkı tutun. Kurşun yediniz siz. İyi misin? Berk abi iyi miyim? Ne oldu oğlum? İyiyim iyiyim. Ne var içeri geçin. Ya kurşun yemiyorsun nasıl iyiyim? İçeri geçin. İçeri geçin. İçeri geçin anlatacağım. Ne var, sakin ol. Bir şey yok. Tamam tamam. Sakin. Yavaş sakin. Yavaş. Tamam, tamam anlatacağım. Tamam. İyiyim ben. İyiyim. Abi sakin. Niye tek başına abi, gidiyorsun? Abi şunlar bir girsin bir dakika. Tamam. Bir dakika. Tamam, tamam güvenlik var kapıda zaten. Orhan Bey, ne yapmamızı istersiniz? Şimdilik hiçbir şey. Patırtı gürültü yapıp fazla dikkat çekmeye gerek yok. Ama bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Bana kazık atmak neymiş? Fitil fitil burunlarından getireceğim. Hadi çek. Zeynep Hanım, iyi misiniz? Telefon nerede? Zeynep Hanım, ne oluyor? İyi misiniz? İyiyim. İyi misin, iyi misin diye sorup durma. Deli muamelesi yapma bana. Alp'e bir şey oldu, hissettim. Bir şey oldu, bak cevap da vermiyor. Hadi oğlum. Bugün bir ziyaretçi varmış holdingde. Bakıyorum kuşların hiç boş durmamışlar. Şimdi konumuz bu değil. Bu Seylan denen kadının yeniden ortalarda görünmesi hiç hoşuma gitmiyor. Evet. Ama bu galiba biraz da senin suçun. Onun evine gitmişsin. Bak Türkan. Bu meselelerden uzak duracağına dair bana söz vermiştin. Niye gidip o kadını kışkırtıyorsun?
Bana o kadını savunmayacaksın herhalde. Evet gittim. Gittim. Ona ailemden uzak durmasını söylemek için gittim. Özellikle de Alp'ten. Alp'i bana karşı doldurmasını istemiyorum. Evet, çünkü bunu yapabilecek bir kadın o. Sen şahitsin Alp'e annelik yapmak için ne kadar çabaladığıma. Bunu söylemek zorundaydım. Emin ol, bu benim için hiç kolay olmadı. Bak Türkan, eski çamlar bardak oldu. Bu meselelerin üzerinden çok zaman geçti ve yeniden açmanın hiçbir manası yok. Üstelik ikinizin arasındaki bu beyhude çekişmeden oğlumu kaybetmek niyetinde değilim. Şimdi merak etme. Alp vicdanlı çocuktur. Senin ona yaptıklarını unutmayacaktır. Ama nihayetinde Seylan onun... Seylan onu dünyaya getiren kadın. Dünyaya getirdiği gibi keşke baksaydı da. Part time annelik olmaz. Öylece bırak git. Sonra yıllarca ortada görünme. Günün birinde de ayakta duramayacak halde geri dön. Olmaz öyle. Alp'in o kadınla görüşmeyeceğinden emin misin? Görüşmeyecek. Lütfen artık sen de bu konuyu daha fazla büyütme. Çok şanslısınız Alp Bey. Sadece sıyırmış. Ama bayağı kan kaybetmişsiniz. Halsizlik normal böyle durumlarda. Dinlenmelisiniz. Verdiğim ilaçları saatinde kullanın lütfen. Refik Bey, bu mesele bizim aramızda kalırsa ben çok sevinirim. Yani şimdi ben bizimkilerin üzülmesini ya da meraklanmasını istemiyorum. Söylediğim gibi yani öyle çok küçük bir olay aslında. Arkadaş silahını gösterirken... Öyle arkadaşlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Berk, doktor bey kapıya kadar eşlik eder misin? Tabii, buyurun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Tüm bunlar benim yüzümden geldi başınıza. Gerçekten çok özür dilerim Alp Bey. Tekrar bir mesele açma. Kimsenin bir suçu yok. Bizi nasıl buldunuz? Takip mi ettiniz? O adamla telefon konuşmamı duydum. Kim o adamlar? Ne istiyorlar senden? Evet. Abi ne oluyor şimdi? Biri anlatacak mı bana artık? Berk, şimdi değil abi. Neba, hayal çok yoruldu. İstersen yatır onu. Benim yatağımda yatabilir. Zaten burada kalırsınız. Yok, biz burada kalamayız Alp Bey. Zaten başınıza yeterince dert açtık. Öyle mi? Bu halde nereye gideceksiniz peki? Neba, sen beni dinle. Kızı al içeri yatır. Benim zaten Berk'le konuşacaklarım var. Ama ben uyuyamam ki. Güzel kızım, Alp Bey haklı. Biraz dinlenmen gerek, tamam mı? Ama Meleğim, ben uyuyamam. Çünkü karnım çok aç. Biliyorsun ki streslendiğimde karnım çok aç oluyor. Karnım açken yatamıyorum biliyorsun. Haklısın, biliyorum. E hadi o zaman annesi. Anne. Hani ben hastayken bana yaptığın bir çorba var ya, onu Alp'e yapalım mı? Yapalım. O zaman mutfağa gidip şöyle güzel bir şeyler hazırlayalım. Ne dersin? Tamam.
Bizi kurtardığın için teşekkürler. O kadar da kötü değilmişsin. Saat çok geç olmuş ya. Bence bu gecelik burada bitirelim. Yarın devam ederiz. Ben şu son verileri de bir gireyim. Ondan sonra tamam. Çalışmaktan İstanbul'un tadını çıkarmaya çok vaktin olmuyor değil mi? Çok yorduk seni. Yok, yani çalışmaktan şikayetçi değilim. Zaten arkadaşlarım da bana hep çok işkoliksin derdi. Yarın sabah da erkenden gelip bu yazışmaları tamamlayacağım. O yüzden ben de artık eve gidip dinlensem iyi olacak. İnsan bekleyeni olunca tabii. Ben galiba hala Amerika saatine göre yaşıyorum. Yani vücudum daha bu tempoya şey alışamadı. Nasıl gideceksin peki eve? Araban var mı? Daha hiçbir şey halledemedim ki. Yani zamanım olmadı. Ayrıca gerçekten benim bu İstanbul trafiğine tekrar alışmam lazım. Yani bunun için de zamana ihtiyacım var. Tamam. O zaman seni bir an önce İstanbul'a adapte etmemiz lazım. Ben sana seve seve kılavuzluk ederim. Siz hiç yorulmayın Emir Bey. Yorulacak bir şey yok canım. Seni bıraktıktan sonra ben de eve gideceğim zaten. Hadi. Tamam. Güzel kızım benim. Çok korktun mu bir tane? Belli etmedim ama biraz korktum. Geceleri hep dua ettim sen gelip beni al diye. Canını yakmadılar değil mi? Bir şey yaptılar mı sana? Ama Saadet teyze çok iyi biri. O beni korudu biliyor musun? Öyle mi? Kime karşı? Hani masallarda biz ağaçlardan kaçıyorduk ya. Ben de evden kaçtım. Ama Saadet teyze hastalandı birden. O yüzden o ölmesin diye içeri gitmek zorunda kaldım ilaçlarını getirmek için. İyi yapmışsın. Aferin benim merhametli kızım. Oh, buna kötü avcılar geldi. Ama Saadet teyze söylemedi evden kaçtığını onlara. Seni çok seviyorum. Bir tanem. Bir daha hiç ayrılmayacağız tamam mı? Hep birlikteyiz seninle. Çok özledim anne seni. Ben de seni çok özledim. Bebeğim benim. Ay, Yağmur ablan ölmüştür meraktan. Onu arayalım mı ne dersin? Olur. Hadi sen ara, ben de çorba yapayım. Oh. Neva! Neva neredesin? Sabahtan beri arıyorum seni, açmıyorsun telefonu. Parayı buldum dedin, kayboldun. Ne yapıyorsun? Konuşturmuyor ki. Bebeğim! Yağmurcuğum benim hayal. Bebeğim iyi misin? Hayalcim iyi misin? Annenle birlikte misin? Dur telaşlanma. Annem ve Alp kurtardı beni. Ama Alp'in kolu yaralandı. Alp ne? Alp ne alaka? Aşkım telefonu annene verebilir misin bir tane? Dur sakin olsun. Hayal iyi. Ben de iyiyim. Verilmiş sadakamız varmış. Arabayı kurşunladılar. Alp Bey yaralandı. Yağmur? Yağmur ne oluyor orada? Yağmur iyi misin? Bir şey söyle yalvarırım bir şey söyle. Anne ne oluyor? İyi akşamlar Yağmur Hanım. Korhan'ın sesi mi o? Ay,
Yağmur bir şey de. Çıkın gidin buradan. Yoksa polis çağıracağım, çıkın. Biz Neva Hanım'a meramımızı anlatamadık. Belki sen bizim için anlatırsın diye kalktık geldik. Sen de arkadaşım gibi dik başlasın. İyi değil. Yapma. Bana canını yaktırtma. Yağmur, yalvarırım bir şey söyle. Tahmin. Korhan Ateş. Yalvarırım. Yalvarırım Yağmur'a bir şey yapma. Onun hiçbir suçu günahı yok. Şu hal hareketlerinin nelere sebebiyet verdiğini görüyorsun değil mi? He? O janti patronunla bir olup bana tuzak kurmak neymiş ikiniz de göreceksiniz. Yemin ederim ben sana tuzak falan kurmadım. Onun geleceğinden haberim bile yoktu. Bırak. Yalanlarına karnım tok benim. Bak Neva, sana söz veriyorum. Paramı getirmediğin her gün için bir sevdiğinin canını yakacağım. Yağmur. Ay, Yağmur iyi misin? Neva. Yağmur bir şey yaptılar mı sana? Ben iyiyim. Ama bu adamlar çok kötü. Özür dilerim Yağmur. Özür dilerim. Bir şeyin yok değil mi? Bir şey yapmadılar sana ha? İyiyim. Ama dükkanı mahvettiler. Ben hemen geliyorum, hemen geliyorum. Kapıyı kilitle, tamam mı? Tamam. Hayal? Hayal? Korkma kızım, korkma. Tamam. Neyse, korkma, hiçbir şey yok, tamam mı? Yağmur ablanın iyi, hiçbir şey yok. Korkma sen. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hem vallahi ucuza atlatmışsınız ya. Abicim sen niye tek başına gidip dalıyorsun adamların arasına? Bana niye haber? Ya beni geçin polise niye haber? Ne yapıyorsun sen ya? Berk restoran. Restoranın adının böyle bir şey karışmasını istemiyorum. Duyulursa bizim için çok kötü olur. Abi Bey. Benim acil bir işim çıktı. Hayal'e bir iki saat siz bakar mısınız? Ya hoca zanne ben de geleceğim seninle. Hayır bir dakika siz nereye gittiniz zannediyorsunuz? O yüzden annemi yalnız tek başına bırakamam. Hadi gidelim anne. Hayır Hayal, sen gelmiyorsun. Özür dilerim kızım. Özür dilerim. Sana bağırmak istemedim. Lütfen daha üzme beni, tamam mı? Ben hemen geleceğim, hemen. Söz mü? Söz kızım, söz. Teşekkürler Harp Bey. Nedir? Neva nereye git? Neva nereye git? Ya bana bak! Neva! Neva. Nereye gidiyorsun? Hı? Parayı o adamlara mı vereceksin? Vermek zorundayım. Hayır olmaz, gidemezsin lan bunu. Alp Bey. Alp Bey niye anlamıyorsunuz? Yağmur'un dükkanını bastılar. Her yeri yıkıp dökmüşler. Benim yüzümden kimsenin zarar görmesini istemiyorum artık. Neva sen kendi hayatını tehlikeye atıyorsun, anlamıyor musun? Bırak şu işi ben halledeyim. Bakın Alp Bey. Bu benim meselem. Lütfen uzak durun. Lütfen. Bunu söylemek için geç kalmadın mı ya? Ben boğazıma kadar battım zaten. Peşimden gelmenizi ben söylemedim ki size. Eğer gelmeseydiniz parayı verecektim, kızımı alacaktım.
Mesele de bu kadar büyümeyecekti. Dalga geçiyorsun sen herhalde. Ha? Sen gerçekten oradan sağ çıkabileceğine inanıyor muydun ya? Neva, bu adamın derdi para değil. Sen adama para versen de bu adamın tehditleri bitmeyecek. Yarın bir daha isteyecek, öbür gün bir daha isteyecek. Bu böyle gidecek. O yüzden bırak şu işi, ben halledeyim diyorum bak sana. Anlamıyorsun herhalde. Niye yardım ediyorsunuz bana? Çünkü annemin hayatı sana bağlı. Ve seninle bir anlaşma yaptık, unutma. Unutmam mümkün değil. Emin ol. İyi. Kızının yanına dön o zaman şimdi. Yağmur'un iyi olup olmadığını bilmeden dönemem. Tamam. Kimseyi bir başına bırakmayacağız. Ben güvenlikten birkaç kişi alıp arkadaşının yanına giderim. Onun da güvenliğini sağlarız. Ama Alp doğru söylüyor. Burada kalmanız daha doğru. Sizi daha iyi koruruz burada. Tamam. Sen sadece arkadaşının konumunu gönder bana, tamam? Teşekkürler Berk Bey. Ben Hayal'i daha fazla yalnız bırakmayayım. Sen bu kıza sadece annen için mi yardım ediyorsun? Ne diyorsun oğlum sen ya? Savunmasız bir anne kız. İtin kopanın eline bırakacak halim yok herhalde. Kim olsa aynısını yapardı. Tamam. Bunu ben biliyorum ama o bilmiyor, haberin olsun. Bu apartman. Burada mı oturuyorsun? Evet. Annemden kaldı burası. Beni bıraktığınız için tekrar çok teşekkür ederim Emir Bey. Rica ederim. Yarın şirkette görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Az kaldı. Çok az kaldı. Komşular yardım çalınızı duyunca polis aramışlar. Dükkanın dağıtılması, rafların indirilmesi sıradan bir risk olayı gibi değil.
Bakın, sizin de kişisel bir husumet olan birisi varsa biz sizi tehdit ediyorsa söyleyin bize. Eğer saklarsanız size yardımcı olamayız. Yok, öyle biri yok. Peki o zaman. İmzalayın ifadenizi. Bu arada herhangi bir şeyden şüphelenirseniz karakola arayın. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. Sağ olun. Nevan'ın arkadaşıyım. Restorandan bana niye vurup duruyorsun ya? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Neva bahsetmişti. Evet. Ben... Şey, buz koyalım mı? Vallahi çok iyi olur ya. Tamam. Bunu buradan mı geçeyim? Evet, lütfen. Kanadın mı acaba ya? Şey, pardon. Ben geçeyim şöyle. Tabii, buyurun, buyurun. Siz şöyle buyurun. Neva geleceğinizden bahsetmişti ama ben adamlar, polisler derken kafa gitti bende. Olsun. Ya bu gidişle bende de kalmayacak zaten. O yüzden çok problem değil. Bu arada ben Berk. Yağmur, memnun oldum. Memnun oldum. Kanamadı herhalde. Yok yok. Tamam. Sıkıntı yok ya. Su almışsın. Su. Tabii. Allah şimdiden çok iyi geldi. Çok teşekkürler. Aa, tekrar özür dilerim ya. Yok canım, ne olacak işte. Yani görünmez kaza dedikleri öyle bir şey. Hay bu arada Neva ile Hayal iyi mi? Yani Neva telefonda iyiyiz falan dedi ama Alp Bey yaralanmış mı? Ben anlamadım. Yok yok yok. Hepsi iyiler. Hepsi iyiler. Hiçbir sıkıntı yok. Aa, çok şükür. Yalnız ben girerken polisleri gördüm de sen bir şey anlattın mı? Yok hayır, bir şey söylemedim. Yani komşular gürültüyü duyunca tabii çağırmışlar. Ben de hırsızlık dedim, geçtim. Tamam. Şimdi sen aslında bugün burada kalmasan daha iyi olur. Ben aslında seni restorana götürmek için geldim. Ha. Yok, ben gelemem. Yani dükkanı sabah toparlamam lazım. Bu halde bırakamam ortalığı. Yani kapıda arkadaşlar bekleyecekler ama sen yerde yalnız kalabilir misin? Sorun değil. Zaten uyuyamam bu akşam sabaha kadar. Şimdi seni yalnız bırakırsam da benim içim hiç rahat etmeyecek. Eşlik etmemi ister misin? Yani... Aslında... Zahmet olmasın. Canım, ya bir daha kafama vurmayacağını söz verirsen... Bir de kahve yaparsan ödeşirsin. Tamam, peki. Nasıl olsun, kahve sütlü? Sade Türk kahvesi. Tamam. İyi misiniz? İyiyim. Hayal, uyudu mu? Uyudu. Çok korkmuş ama.
zor sakinleştirdim. Hayal güçlü hayal. Gerçekten çok güçlü kızsın. Bütün bu yaşadıklarına rağmen neşesini kaybetmemesi var ya. Öyle herkesin başarabileceği bir şeydi. Öyle. Alp Bey, size gerçekten çok teşekkür ederim. Size evinizi açtınız. Ama içim hiç rahat değil. Yani siz böyle yaralı halde... Ya Neva, anlatacak mısın artık? Kim bu adamlar ya? Ne istiyorlar sizden? Sen o kadar borcu nasıl yaptın? Benim değil. Eşimin borcuydu. Abi, hiç böyle bir hikaye beklemiyordum. Çok acı şeyler yaşadı Nevan. Onun yerinde başkası olsaydı katlanabilir miydi tüm bunlara hiç bilmiyorum. Sen tanıyor muydun kocasını? Hı. Tanımıyor olmayı tercih ederdim. Hı. Kötü bir adamdı galiba. Bencil bir adamdı. Kendinden başka hiç kimseyi düşünmezdi. Bir karım varmış, bir çocuğum varmış. Hiç kimse umurunda değildi. Hırslıydı da. Neva şu hayatta ne zaman bir adım atsa hep önüne taş koydu. Eğer Sedat olmasaydı Neva bugün çok ünlü bir şef olabilirdi. Neva niye böyle bir adamla evlenmiş ki peki? Çok mu aşıktı? Aşk değil de sığınacak bir liman aradı bence. Hı. Neva'nın ailesi o çok küçükken ölmüş. Neva'yı anneannesi büyütmüş. O da vefat edince bir başına kalmış kızcağız. Çok zor işte. Yani tek başına mücadele etmek gerçekten çok zor. Öyle. İnsan kendine bir yoldaş arıyor. Sığınacak birini arıyor. Her şeyi geçtim. Başına bir şey geldiği zaman birinin haberi olsun istiyor. Neyse. Neva da karşısına ilk çıkan insana sığınmış böylece. Peki boşanmayı falan düşünmemiş mi hiç? Düşündü tabii, düşünmez. Ama hayal çok küçüktü. Kıyamadı kızına. Zaten ne yapıyorsa hepsini hayal için yapıyor. Çok yoruldum. Hep güçlü olmaya çalışmaktan. Hiçbir şey yokmuş gibi hayata devam etmeye uğraşmaktan. Gerçekten. Bazen insan şöyle bir bahçede oturup yıllarca hiçbir şey yapmadan kuşları, ağaçları izlemek istiyor. Hiç kımıldamadan. Benim ömrüm gücümü toplamakla geçti. Güçlü olmak zorunda değilsin. Zorundayım. Çünkü benim her an gözlerimin içine bakan bir kızım var. Beni güçsüz görürse kendi gücünü bulamaz. Kök salamaz. Yeşerip serpilemez. Benim kızımın köklerini koparıp atmaya hakkım yok. Keşke her anne seni gibi. Her anne öyledir zaten. Yavrum olmasa belki daha cesur olurdum. Başıma ne geleceği pek umurumda olmazdı. Ama hayalde bir şey olursa ben yaşayamam. Bu yüzden boyun eğdim. Borcu ödemeyi kabul ettim. Alp Bey, iyi misiniz? Alp Bey, yanıyorsunuz siz. Gelin, gelin dinlenin biraz. Yavaş, dikkat edin. Gelin şöyle yatın. Pardon. Ben hemen geliyorum.
Unuttum. Ne biçim anneyim ben? Dökenimi döveyim. Affeder misin o zaman beni? Ha? Oo, ne olur affet beni lütfen. Oh. Sen yanıyorsun. Anne çok üşüyorum. Kalk. Kalk hadi kalk eve gelelim. Kalk hadi. Gördün mü karı ha? Ne güzel bak. Gel açalım evimize girelim. Al o çantana da al. Ama şunu da hiç yapamıyorum. Ay karı bak. Şimdi onu çıkaralım. Ay ne zormuş. Dur canım dur. Gel bakalım. Ha? Şöyle. Yanıyorsun yanıyorsun. Şimdi annesi. Ay bir güzel çorba yapacak. Hiç gitmiyorum. Gitmiyorum bir yere. Çorba yapacağım. Yat bakalım sen. Yat. Aferin. Aferin benim canıma. Geleceğim ben. Anne gitme. Anne, tamam. Gitme. Bir yere gitmiyorum. Çorba yapıyorum. Buradayım Akbey. Yanınızdayım. Anne. Bırakın beni. Bırakın beni. Ben anneme gideceğim. Neredesin? Bırakın beni. Ben anneme gideceğim. Buradayım bir tanem. Buradayım kızım. Geçti geçti. Buradayım. Sen bir güzel meleksin, her gönülde çiçeksin. Sen bir güzel meleksin, her gönülde dileksin. Sen ne şirin bebeksin, uyu uyu göz bebeğim, uyu uyu göz bebeğim.
Canım çok teşekkür ederim, sağ ol. Ha, geliyor bizimki. Günaydın. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın Türkan Sultan. Günaydın canım. Afiyet olsun. Sağ ol. Sen dün gece neredeydin? Ben bayağı geç yattım, hala ortalarda yoktun. Kim bilir yine feneri nerede söndürdü. Şirketteydim baba. Amerikalılarla yapacağımız ortaklık için Ece'yle geç saate kadar çalıştık. Ben tanımıyorum. Kim bu Ece? Sana bahsetmiştim. E-ticaret atılımı için şirkete yeni aldığımız strateji uzmanımız. Zeki, tuttuğunu koparan bir kadın. Amerika'da yaşamış zaten yıllarca. Dijital dünyaya hakim. Ece'yle olayı bambaşka bir yere taşıyacağız annem. Harika fikirlerimiz var. Ben bayağı merak ettim şimdi bu Ece'yi. Tanışırsınız bir gün. Size afiyet olsun. Ben kaçtım. Ay, ay dur, daha doğru dürüst bir şey yemedin ki. Bu yeter bana. Zaten şirkette çok iş var. Yarın geliyorlar biliyorsun. Ece ile sözleşmenin üzerinden geçeceğiz. Hadi afiyet olsun size. Bay bay. Birdenbire bu ne iş aşkıdır mı? Ama yıllardır söylüyorum sana hayatım. Bak ona birazcık fırsat verince nasıl canla başla işe sarılıyor. Tabii tabii. Vallahi benim canıma minnet. İki oğlum çalışsın, ben de keyfime bakayım. Türkan Sultan, madem öyle karşılıklı birer kahve içelim. Kızım. Diyorum ki kahveyi şirkette mi içsek acaba, ne dersin? Nereden çıktı bu? Ne bileyim. Ne zamandır şirkete uğramıyorum. İmzalamam gereken bir sürü evrak birikti. Bu işleri de aradan çıkarırım böylelikle. Hı? Tabii. Yani Seylan Hanım'ın dünkü ziyaretiyle bir alakası yok diyorsun. Çalışanların yanlış bir intibaya kapılmasını istemeyiz değil mi? Özellikle de herkesin gözü üzerimizdeyken. Hayatım. Pekala. Öğlen. Kahvaltı hazır. Ben vallahi seni bekleyemedim, kahvaltımı ettim. Çok mu acıyor? Biraz. Annen nerede? Gitti. Gitti mi? Nereye gitti ya? Ha? Bağırma bana. Zaten seni sevmiyorum, sürekli bağırıyorsun. Tamam. Özür dilerim Hayal. Annen nerede? Bana bağırdığın sürece seninle konuşmayacağım. Annene çok benziyorsun biliyorsun değil mi? Çok dik başlı bir inatçısın. Kimin kızıyım ya? Annemin kızıyım tabii ki. Herhalde benzeyeceğim. Hayal, bak. Bak ben anneni merak ettiğim için soruyorum. Telefon numarasını biliyor musun? Tabii biliyorum. Akıllım kötü bir şey olduğunda polis amcaları söyleyeyim diye ezberletti bana. Tamam. Şimdi eğer bana annenin numarasını söylersen ya da yazarsan ben de seni annene götürürüm. Gerçekten mi? Gerçekten. Ha? Bir kere sözümü dinle, bir kere. Neden senin sözünü dinlesin ki? Sana onun bir şey değilsin.
Ben hazırlanacağım, sonra çıkacağız. Tamam mı? Dükkanı ya. Hepsi benim yüzümden. Çok özür dilerim Yağmur. Saçmalama, saçmalama. Boş ver dükkanı. Siz nasılsınız? Hayal nasıl? Nerede? Biz iyiyiz. Merak etme. Hayal Alp Bey'in evinde. Yani restoranda. Ne alaka? Korhan belası başımızdan gitmeden çıkarmak istemedim. Ne olur ne olmaz ya. Şimdilik en güvenli yer restoran. Oh, iyi yapmışsın. İyi yapmışsın. Bu güvenlikler de sabah kadar benim dükkanın başına beklediler. Berk Bey sağ olsun. Sabah mahalleli söz etmesin diye zar zor yolladım. Allah korudu sizi Neva. Da ben Alp Bey konuya nasıl dahil oldu onu anlamadım. Şey ya... ya çok önemli bir şey değil, karışık biraz orası. Ya ben Hayal'i kurtarmak için ondan borç aldım. Öyle öğrenmiş oldu. Hadi şuraları toparlayalım akşam olmadan, tamam, tamam mı? Tamam arkadaşım, tamam. Sen niye kalktın ya? Ne oldu oğlum? Senin dinlenmen gerekmiyor mu? Neva yok. Nasıl yok? Bilmiyorum oğlum. Sabahın körüne çıkmış gitmiş. Kız başına belaya sokmadan benim bunu bulmam lazım. Neydi kız? Bir yakın bir arkadaş vardı ya. Neydi kızın adı? Yağmur. Ha ya, Yağmur. Sen, o konumu var mı sende? Bana atabilir misin? Merak etme. Ben sizi götürürüm. Ben Yağmurcuğumun dükkanının nerede olduğunu biliyorum. Gerçekten mi? Zaten öyle olmaz. Ben de gelirim sizlerle. Hayır, hayır. Sen burada kal. Abi en azından birimiz restoranda kalalım yani. Bu adamların sağ solu belli olmaz. Ha. Doğru, tamam. Bu arada ben senin arabayı yaptırdım. Şimdi konumu da gönderirim ben sana. Tamam, sağ ol. Berk, şey... Öğle servisi başlamadan bu güvenlikleri biraz azaltırsın, tamam mı? Abi çok dikkat çekiyoruz. Tamam, tamam. Ben de hoş, sen rahat. Hadi Hayal, gidiyoruz. Kartal, özlemişim sesini ya. Ha? Az buçuk ne yapacağımı tahmin ediyorsun. Ben sana ne söz verdim? Paramı getirmediğin her gün için... Bir sevdiğinin canını yakacağım, değil mi? Bilirsin, ben sözümü tutarım. Bugün sıra sevgili patronunda. Paramı yarım saat içinde getirmezsen... O afilli patronunun mekanını dümdüz ederim. Tamam. Tamam, Allah'ın cezası. Tamam, getireceğim paranı. Söyle, nereye getireyim? Tamam. Tamam, geliyorum. Patron. Öldün. Kusura bakmayın Korhan Bey. Vedat! Korhan Bey. Lan oğlum, bunları seçmece mi topluyorsunuz lan benim başıma? Haklısınız Korhan Bey. Ben hizaya getireceğim onu, merak etmeyin. Lan seni kim hizaya getirsin? Allah Allah. Toplanın, hadi çıkıyoruz. Arabayı hazırla. Neva Hanım, nihayet paramızı getirecekmiş ama uyanık olun. Bunlar polise molise şikayet etmiş olabilir. Ben o yanındaki herife hiç güvenmiyorum. Bu arada adamın kim olduğunu öğrendim. Lan oğlum, madem öğrendiniz ne haber vermiyorsunuz? Kimmiş? Karaunların oğlu. Nasıl lan? Bu yarın imza atacağımız Karaun Holding mi? Evet Korhan Bey. Lan.
Vallahi da biliyordum, billahi da biliyordum. Muneva boş değil. Bak, yağlı kafı bulmuş. Veliahta çengel atmış. Şimdi film değişir. Her şeyi ince ince yeniden düşünmeli, tekrar masaya yatırmalı. Aracımız geldi, çıkabiliriz Koran Bey. Nereye? Giyinmişsin. Şu herifin parasını ödemeye gidiyorum. Şu meseleyi artık halledeyim. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Seni tek başına bırakmam o şehir eşkıyasının yanına. Ben şimdi Berk Bey'i arıyorum. Sakın. Sakın Yağmur. Daha ne gelsin başınıza? Ha? Alp Bey vuruldu. Senin dükkanın dağıldı. Bu mesele benim mesele. Bunu çözmem lazım. Hayır Neva. Hayır, gidemezsin dedim. Olmaz. Adamın tek derdi para. Benim yüzümden kimsenin zarar görmesine izin veremem. Neva! Neva! Gitme! Ne kadar özlemişim holdingi. Eskiden ne keyifti burada çalışmak benim için. Karol'un holdingden Karol'un konağı terfi ettin. Fena mı? Bazen düşünmüyor değilim biliyor musun? Çalışmayı çok özledim be Kasım. Ama neyse boş ver. Şimdi zaman Ece Hanım'la tanışma zamanı. Yeni hedefimiz belli oldu anlaşılan. Anlaşma yapacağımız şirket bu bankayla mı çalışıyormuş? Hı hı. Dolayısıyla biz de... Ama bu banka... Evet, küçük çaplı banka. Ama yatırımlarla büyüme yoluna gitmişler. Yani birlikte büyüyebiliriz. Hayat bana bu kadar emin olmamayı öğretti. Bence yeniden araştırmamızda büyük fayda var Emir Bey. Bu banka ne kadar... Peki Ece Hanım. İstediğiniz gibi olsun. Yeniden araştıralım. Azı şüphesiz. Gerektiği kadar diyelim. Belki biraz fazla ama böyle sorunsuz bir iş çıkartalım istiyorum. Emir, pardon rahatsız etmiyorum ya. Türkiye Sultan, sen buralara uğrar mıydın? Allah Allah. Bu şirket benim de şirketim. Niye herkes bunu unutuyor? Burası seninle daha güzel. Hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Seni Ece Hanım'la tanıştırayım. Annem Türkiye Hanım. Hoş geldiniz, memnun oldum. Merhaba. Ece Hanım bizimle yeni çalışmaya başladı anne. Sana bahsettiğim o Amerikalılarla olan sözleşmenin üzerinden geçiyorduk biz de şimdi. Çok güzel. Ece Hanım, nasıl alışabildiniz bir şirketimize? Evet, evet. Yani Emir Bey sağ olsun çok destek oldu. Sayesinde hiç yabancılık çekmedim diyebilirim. Şimdiden iyi bir ekip bile olduk. Çok sevindim. O zaman tanıştığımıza memnun oldum. Ben de öyle. Ben müsaadenizi isteyeyim. Emir Bey... Ben diğer yatırım şirketi avantajlarını incelerim. Sonrasında kaldığımız yerden devam ederiz. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz. Demek seni sabahın köründe holdinge getiren kadın bu. Karahun değil mi? Evet, daha önce tanıştık mı biz? Yok hayır da ben sizi tanıyorum tabii magazinden. Yani Neva bahsetti de geçmiş olsun bu arada. Sağ olun, ben Neva'ya ulaşamıyorum. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Buradaydı şimdi. Çıktı biraz önce, bir işi varmış onu halledecek. Yağmur Hanım'dı değil mi? Bakın Yağmur Hanım, başımıza gelenler malum. Eğer o adamın yanına gittiyse benim bunu bilmem lazım.
Ben bilmiyorum gerçekten. Peki öyle olsun. Siz hayırlı göz kulak olur musunuz? Ben size bir güvenlik çağıracağım zaten. Ama güven... Sen onu boş ver Yağmurcuğum. O kaba bir adam. Öyle mi diyorsun? İyi hadi gir aşkım. Seni çok özledim bebeğim. Koş. Neredesin ben bilmiyorum ki. Hah, alo. Berk. Abi şimdi sana bir isim vereceğim. Onu iyice bir araştır, tamam mı? Korhan Ateş. Aynen Korhan Ateş. Bu dün bizim peşimize düşen adamdır. Yeri yurdu neresiymiş iyice bir... Berk tartışmayalım abi, hadi tamam. Ha bir de Yağmur Hanım'ın evine güvenlik göndeririz, tamam mı? Hadi. Buyurun doktor bey. Alp Bey, gözünüz aydın demek için arıyorum. Laboratuvar sonuçları geldi. Seylan Hanım'la donör olacak Neva Hanım'ın tepkikleri tamamen uyumlu çıktı. Nasıl yani, bir dakika, şimdi Neva'nın donör olmasıyla ilgili herhangi bir problem kalmadı. Doğru mu anlıyorum şu an? Evet, doku uyumu var. Herhangi bir sorun görünmüyor ortada. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rana Hanım, lojistik firmasından Mehmet Bey'i arayıp anlaştıkları nakliye şirketiyle bana bir görüşme ayarlamalarını söyler misiniz? Peki Emir Bey. Bu işin çok önemli olduğunu biliyorsun herhalde. Anne. Bak, mesele sadece babanın gözüne girmek değil. Holding'in geleceğiyle de ilgili bu iş. Bizi başka bir klasmana taşıyabilir. Tabii dikkatli olursak. Gerçekten ne kadar uğraştığımı görmüyor musunuz? Ben görüyorum. Ama benim görmem önemli değil. Bunu babana da göstermeliyiz. Ya ben neden durmadan birilerinin gözüne girmek zorundayım? Ah. Tamam. O zaman bırak her şeyi. Hakkın olanı alsınlar elinden. Emir, istediğini almak için yorulman gerekiyorsa yorulacaksın. Çalışacaksın. Başka yolu yok. Mert selam. Benim çalıştığım holding Aydoğa merkezli bir gıda firmasıyla anlaşma imzalamak üzere. Hububat üzerine. Evet. Fakat bu çalıştıkları bankanın bu kadar yüksek bir kredi teminatı vermesi bana çok da olası gelmiyor. Benim için bir kontrol edebilir misin? Tamam, ben sana bütün detayları mail yoluyla ileteceğim. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sana gerçekten çok çok sağ ol. Nesrin, merhaba. Hoş geldin Sürkan Hanım. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisinizdir umarım. İyiyim Nesrin, iyiyim. Ama işte burada bazı ufak sorunlar olduğunu duyunca insanın canı sıkılıyor haliyle. Bizim acıyıp da yardım ettiğimiz miadı dolmuş bir şarkıcı vardı. Hatırlıyorsundur herhalde. Evet, Türkan Hanım. Evet. Geçenlerde buraya gelip bir takım rezillikler çıkarmış. Sen de onu içeri almışsın. Nesrin. Engel olmaya çalıştım ama. İşte oradaki o ama kelimesi fazla. O kısımda ve diyeceksin. Engel olmaya çalıştım ve engel oldum. Anlaştık mı? Anlaştık Türkan Hanım. Güzel. Şimdi işine dönebilirsin. Peki. Alp Bey Hayal'i bana bıraktı. Kuzum benim yanımda, merak etme. Akşam iş çıkışına restorana getiririm. Yalnız Alp Bey çok sinirli Neva. Her yerde seni arıyor, Korhan'a gittiğini anladı bence. Alo. Neva, sabahtan beri seni arıyorum. Neredesin sen ya? Sakın bana Korhan'ın yanına gittim deme. Hayır, hayır Alp Bey. Korhan'a gitmedim. Küçük bir işim vardı, onu hallediyorum. Kızını bırakıp gidecek kadar önemli ne işim var? Neredesin sen? Gelip alacağım seni. Yok, ben kendim gelirim. Gerek yok. Tamam. Ben seni restoranda bekliyorum. Konuşmamız gereken şeyler var.
Kötü bir şey mi oldu Alp Bey? Hastaneden aradılar. Laboratuvar sonuçları çıkmış. Evet. Sonuçlar olumlu. Yani doku uyumumuz tam. Anlaşmamız için hiçbir engel kalmadı. Çok iyi. Yani... Tamam Alp Bey, teşekkür ederim. Görüşürüz. Sen yat kalk. Benim bu kadar iyi yürekli bir adam olmama dua et. Ki bak yürüye yürüye bu parka kadar geldin. Sen bana kazık attın. Kazık. Ne kazığı? Ne istediysen yaptım. Al. Buranı da getirdim. Al. Ne yapıyorsun sen? Şunu. Neva Hanım, sizdeki bu özgüvenin sebebi nedir acaba? Ha? Patronun olacak herife mi güveniyorsun? Nasıl patronsa o? Seninle işimiz bitti. Kızımdan da, benden de uzak duracaksın, anladın mı? Yakınındakilerden uzak duracaksın. Hatta mümkünse bir daha suratını bile görmeyeyim senin. Emrin olur Neva Sultan. Emrin olur ama bu işin bir de bir aması var. Neva, ben düşünüp duruyorum. Bir patron tanıdım. Böyle iyi patronlar tanıdım, kötü patronlar tanıdım ama çalışanı için hayatını tehlikeye atan patron hiç tanımadım. Bu senin patron. Ne ayak ya? Seni ne ilgilendiriyor bu? Aramızdaki anlaşma bitti. Borcunu ödedim. Senin o güzel küçük dünyanda borçlar ne çabuk kapanıyor. Ne var? Ben yemem. Sevgilini patronun olarak bana yediremez. Belli. Bu cesaretin kaynağı da o. Ha diyeceksin ki bu seni ne ilgilendirir? Bir olup bana tuzak kuruyorsanız ilgilendirir. Ortada tuzak falan yok. Ama eğer sevdiğim birine en ufak bir zarar verirsen işte o zaman durduramazsın beni. İşte o zaman giderim polise, bütün pisliklerini tek tek anlatırım. Hepsini ortaya dökerim. Çocuk kaçırma, uyuşturucu ne varsa. O zaman ölümle de korkutamazsın beni. Anladın mı? Korkutamazsın. Bırak gitsin. Oo, Mehmet Bey kardeşim. Ne var ne yok, nasılsın? Ha. Öyle mi? Emir Karahun'la. Hay hay tabii. Nerede buluşacağız biz bu Emir Karahun beyefendiyle? Holding'de. Yani biz onun ayağına gideceğiz, öyle mi? İyi ya, tamam. Ne yapalım öyle olsun. Kal sağlıcakla, tamam. Bu iş çok iyi oldu. Çok doğru bir adım atmamız lazım. Bu adım bize bu kızın hayat boyu kazandıracağından çok daha fazla para kazandıracak. Hadi bakalım. Korhan Ateş, Maltepe tarafında doğmuş, Fındıklı'da. Mahallesinde sağlam racon kesermiş ama çok eskisine dair bir şey bulamadım. Bir de ufak çaplı bir nakliye şirketi var. Genellikle Marmara bölgesine sevkiyat yapan bir ağ kurmuş. Tabii elinin altında bu kadar araba olunca bir otogaleri işine de girişmiş. Bayağı girişimci bir abimiz yani. Aynen öyle. Şimdilik hızlıca bulabildiklerim bu kadar ama. Belki yani bu anlattıkların adamın bilinen yüzü. Bizim için daha tehlikeli olan adamın göremediğimiz tarafı. Şimdi bu herif böyle çocuk kaçırmaya kadar falan giriyorsa... bunun altından daha bir şeyler çıkabilir. Sen bana biraz daha zaman ver, ben bir daha bir kurcalayayım. Bakalım neler çıkacak altına. Açmayacak mısın artık? Her şey yolunda mı Nergis Hanım? Alp Bey,
Anneniz size ulaşamayınca sizi çok merak etti. Anladım. İyi mi anne? Yani dünden beri bir lokma yemedi. Yani ben de ne dediysem ikna edemedim. Hani siz bir telefonda konuşsanız. Kimle konuşuyorsun sen? Bir dakika. Ben şu anda müsait değilim, hadi. Alp Bey, Seylan Hanım. Alp, oğlum. Benimle konuşmak istemedi. Seylan Hanım, yani artık bir şeyler yeseniz. Ha? Alp Bey de iyiymiş. Seninle konuşuyor ama benimle konuşmak istemedi. Öz oğlum benden kaçıyor. Sen de bana yemek yedirip duruyorsun. Aç değilim ki ben. Sevgi istiyorum ben. Sevgiye açım. Bu da bu dünyada kolay bulunmuyor. Ne kadar daha konuşmayacaksın? Belki benim ona söyleyecek bir şeyim kalmadı ki abi. Ya bu kadar çaba niye o zaman? Ya niye Seylan teyzeyi kurtarmak için bu kadar uğraşıyorsun, abuk sabuk işlere giriyorsun? Alp, o senin annen. Bunca şeyden sonra kaçma artık annenden. Şey... Hastaneden aradılar. Nevan'ın laboratuvar sonuçları olumluymuş. Yani ameliyat için bir engel kalmadı. Oğlum vallahi çok sevindim ha. Alp, bu arada senden çok şey istiyorum biliyorum ama bu organ nakli için genel prosedür nasıl işliyor, işte şu etik kurulu hikayeleri falan, onları benim için bir araştırabilir misin? Tamam, o işler benim aklımda zaten de Seylan teyzeyle ilgili söylediğim şeyleri bir düşün. Şimdi ben çok açım, sabahtan beri hiçbir şey yemedim, bir şeyler yiyeceğim. Yer misin sen de? Olur, atıştırırım bir şeyler. Şey, Neval geldi mi? Gelmiş olması lazım ama bahçeyi kurduruyoruz. Aynen, bir yol asana yanıma. Hadi. Neva nerede? Şefim, Alp Bey'in annesinin yemeklerini yapıyor. Buradaki yemekleri kim yapacak? He? İyi saatte olsunlar mı? Bu iş böyle olmaz. Her işin bir adabı var. Bu işi bir düzene koymak lazım. Bu nedir ya? Hadi çabuk 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 hadi. Buyurun Alp Bey, beni çağırmışsınız. Otursan Neva. İnşallah o adamın yanına gidip parayı vermemişsindir. Hayır, gitmedim dedim size. Öyle mi? Neredeydin o zaman? Ev bakmaya gittim. Ev bakmaya gittin. Yağmur'a yeterince yük oldum. Kızın başına benim yüzümden gelmeyen kalmadı. Onu daha fazla tehlikeye atamam. Hem Hayal'in de düzenli bir hayata ihtiyacı var. Benim bir an önce bir ev bulmam lazım. Anladım. Sen şimdilik bu ev bakma işini rafa kaldır istersen. Nasıl yani? Devam. Başımızda bu Korhan belası varken bir dakika bile gözümün önünden ayrılmanı istemiyorum. Sürebilmem de misafir olabilirsiniz. Yok, böyle bir şey uygun olmaz. Merak etmeyin. Ben kendime kalacak başka bir yer bulurum. Düşündüğünüz için teşekkürler. Ama mümkün değil. Hem benim geçici değil, kalıcı çözümlere ihtiyacım var. Mesele senin ne düşündüğün değil. Kızınla birlikte güvende olmanız. En azından şu donörlük meselesi hallolana kadar. Şefim. Yanlış bir zamanda gelmedim inşallah. Hayır canım, olur mu öyle şey? O nasıl laf ya, biz de işte Neva Hanım'la işten güçten konuşuyorduk. Evet, işler. Ben de tam onu diyecektim. Neva kızımız dışarıda olacağı saatleri bana söylesin ki ben ona göre program yapayım. Yani malum ömrümüz içerideki işlerle dışarıdaki işleri bir düzene koymakla geçiyor. Dışarıdaki işler derken? Alp Bey,
Kadim şef annenize yemek yapmamdan bahsediyor. Şefim kusura bakma benim bu aralar. Kafam çok karışık herhalde. Ha. Neva, sen Kadim şefe durumu anlatırsın. Elbette. Yani ben saatleri bilirsem daha sağlıklı bir program yaparım. Yani mutfaktaki işler aksasın istemiyorum. Doğru. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Kızım sen de daha fazla oyalanma. İşinin başına geç. İşler yoğun malum. Tamam şef. Neydi bu saçmalık? Ne yapıyorsun sen yine? Sürekli birlikte görünmemiz dikkat çekiyor. Tüm mutfak personeli bunu konuşuyor. Kadim şefte sorunca... Sen de yemek yapma bahanesi uydurdun. Her gün yalan söylemediğim için aklıma başka bir şey gelmedi. Kusura bakmayın. Yok güzel. Bence bayağı iyi düşünmüşsün. Bu yemek yapma fikri bence bizi ileride kurtarır. Ama attığın her adımda, söylediğin her sözden benim de haberim olacak. Anlaşıldı mı? Peki. Ben işimin başına döneyim. Kadim şefi yeterince sınırlandırdım. Anlat abi. Şimdi abi durum şu. Ya bu organ ticaretinin önüne geçmek için çok sıkı tedbirler almışlar. Eğer bağışçıyla hasta arasında dördüncü seviyeye kadar bir akrabalık varsa hiçbir sorun yok. Ki genelde böyle oluyormuş zaten. Ama eğer hastayla bağışçının bir akrabalık bağı yoksa o zaman işler sıkıntıya girmeye başlıyor. Tamam, burada etik kurul devreye giriyor. Aynen öyle. Tamam. Yani şöyle. Bağışçının gerçekten kendi rızasıyla hiçbir baskı altında kalmadan bu işi yaptığına dair etik kurulu ikna etmek gerekiyor. Ki bizim de tam olarak zorlandığımız nokta burası olacak. Niye? Neva gönüllü zaten. Kendisi istedi bu durumu. Abiciğim o iş öyle olmuyor işte. O kadar kolay değil yani. Bir kere Neva senin çalışanın. Yani bu işi gerçekten karşılıksız yaptığına dair etik kurulu ikna etmek çok zor. Ki karşılıksız yapmıyor zaten. Kıza dünyanın parasını veriyoruz. Ya o paranın izini bir saniyede bulurlar. Oğlum banka hesabına yatırmayacağız herhalde. Tamam abi, diyelim onu da hallettik. Eyvallah. Ya sen bu kızın patronusun, aranızda bir astüst ilişkisi var. Ya haliyle psikolojik olarak bir baskı altında olduğunu düşünecekler. Ya buna benzer birkaç vakada etik kurulun daha önce başvuruyu reddetmişliği var. Onu demeye çalışıyorum. Böyle bir hakları var mı peki? Yani bağışçı dediğin gönüllü ya sonuçta. Etik kurul onay vermediği zaman ameliyat falan hepsi yalan oluyor. Ya sen tabii ki mahkemeye gidip etik kurulun kararına itiraz edebilirsin. Ama o mahkeme bitecek falan, onun uzun işlerdir. Berk, bizim çok güvenilir bir avukat bulup bu işin hukuksal yolunu araştırmamız lazım abi. Yoksa çok fena patlarız, haberin olsun. Tamam, o iş bende, sen merak etme. Tamam. Alp Bey, Türkan Hanım ve Kasım Bey geldiler. Berk? Bilmiyorum oğlum, benim de hiçbir şeyden haberim yok. Organ nakli mi? Ne işi olur canım bunların organ nakliyle? Hoş geldiniz, beklettim biraz, kusura bakmayın. Hoş bulduk. Sen davet etmeyince biz gelelim dedik. Neyi yaptınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Türkan Hanım, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim Berk. Evet. Siz nasılsınız Kasım amca, iyi misiniz? İyidir evlat. Nasıl işler, yolunda galiba? Yolunda yolunda canavar gibiyiz. Ben izninizi isteyeceğim. Size iyi oturmalar. Görüşürüz. Berk, buraya hemen servis. Ben de. Dur. Levacığım, ikinci patronun geldi. Bir merhaba demeyecek misin? Gonca, Allah aşkına lafı uzatmadan söyle. Anlamadım, kim gelmiş? Kadim şefim. Alp Bey'in annesi Türkan Hanım ve babası Kasım Bey geldiler. İyi. Hoş gelmişler. Başka? Başka bir şey yok. O zaman işin başına. Hadi çabuk.
Çabuk hadi. Hadi. Aşk olsun Alp. Biz geldik diye mi bu sıra? Çok kırılıyorum ama bak. Hayır olur mu Türkan anne ya şey... Biraz kafam dolu diyelim. O kadar haklısın ki. Yani o kadar haklısın ki. Uğraş, didin, çalış. Ya koskoca bir başarı inşa et. Sonra gelsin tekmelesin biri. Olacak şey değil. Şimdi Türkan anne... Oğlum. Annenin sözünü kesme. Doğru söylüyorum. Alp'cim, ben senin değil de kimin iyiliğini isteyeceğim söyler misin? Seni ben büyüttüm. Bak bu Seylan senin hayatın için çok büyük bir tehlike. Ay, neden bunu anlamak istemiyorsun? Anlayamıyorum. Sonu zaten bir daha görüşmeyeceğim. Güzel. Geç de olsa doğru yolu buldun sonunda. Şey, Emir nerede? Ay çalışıyor. Çalışıyor. Bu yeni anlaşma için gece gündüz çalışıyor. Maşallah, maşallah. Bu ortaklık sayesinde holdingde başka bir dönem başlıyor. Ay kolay mı canım? Dünyanın en büyük pazarlarından birine açılıyoruz. Bakın göreceksiniz. Bu basın duyurusundan sonra hisseler tavan yapacak. Kesin. Ona eminim Türkan anne. Şirket için çok iyi bir referans olacaktır. Bak sen Amerika'da okudun. Maalesef şöyle sağlam bir network edinemedin. Neyse ki Emir'in network'üyle çözdük bu işi. Ha Emir, Halp. Değil mi Kasım'cığım, ne fark eder? Tabii canım, ne fark eder? Halp'cığım, bu Amerikalılarla olan toplantıda senin de olmanı istiyorum. Senin o toplantıda olman her şeyden daha önemli. Sakın kaytarayım deme. Soğutmayalım. Afiyet olsun. Sağ ol. Hoş geldiniz. Rezervasyonunuza bakmak için isminizi öğrenebilir miyim? Korhan Ateş. Hemen kontrol ediyorum. Bugündü değil mi rezervasyon? Alp Bey'in misafirleriyiz. Bizi geri çevirmez herhalde bu kadar yol gelmişken değil mi? Korhan Ateş. Afiyet olsun. Afiyet olsun izninizle. Korhan burada. Nerede? Nerede işte oğlum? Ben sizi bir iki dakika yalnız bıraksam sorun olmaz herhalde. Oğlum ne oluyor? Bir sorun mu var? Hayır, bir misafir gelmiş de onunla ilgilenmem lazım. Elbette elbette, hiç beklemez Alp'cığım. Afiyet olsun size. Ay, bana bırak şunu yaka paça atayım bir kere Allah aşkına. Sakın restoranda olmaz, müşteriler var, babam burada. Ne işin var senin burada? Güzel mekan. Yeni de sayılır. Bir hayırlı olsuna gelelim dedim. Ya uzatma. Niye geldin? İadeyi ziyaret. Sen bizim mekanımıza geldin. Bu aralar çok da sık karşılaşıyoruz. Tanışmak kısmet olmamıştı. Bir büyüklük yapayım. Senin ayağına geleyim dedim. E malum. Sen benim ayağıma geldin. Bana bak, ayağını denk al. Tamam mı? Sakın burada bir rezillik çıkarayım deme. Alp Paşa, sen benim mekanda pek rahat durmadın ama. Sen bana gözdağı vermeye mi geldin? Yoksa adam gibi konuşmaya mı? Bak, bir konuyu açıklığa kavuşturalım. İkimiz de iş adamıyız. Birbirimizi gayet iyi anlarız. Evet, doğrudur. Benim Neva Hanım'la aramda bir husumet oluştu ama biz sonra konuşup hallettik meseleyi. Artık bir sorun kalmadı yani. Beni yanlış tanımanı istemem. Öncelikle şöyle. Farklı iş alanlarındayız. Ama dediğin doğru, ikimiz de iş insanıyız.
Ki iyi bilirim yani, o pürüzler var ya, o pürüzler iş yaparken o pürüzler çok rahatsızlık verir. Ama senin durumuna gelirsek, Fındıklı'dan Korhan Ateş senin her adımını takip ettirebilir. Seni elimle koymuş gibi bulurum. Ben eski defterleri kapatalım diyorum. E sen yeni bir sayfa açmayı reddediyorsun. Şimdi yanlış anlamazsan ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben senin gibi adamlarla iş yapmam. Bak yanlış anlamam, tarz meselesi bu. Seçimdir yani. Sen kendi denginde insanlarla çalışırsın. Ben kendi dengimde insanlarla çalışırım. Ha? Böylelikle karşılaşmamış oluruz. Bu nasıl fikir? Şişt. Sen adamlar burada. Hangi adamlar? Kızım yok mu peşindeki adamlar? Onlar yukarıda. Ne? Yazık. Çok yazık. Ben seninle anlaşabileceğimizi düşünmüştüm. Ne yapalım, kısmet bu işler. E şu durumda Neva Hanım... Ha Neva. Neva, Neva, Neva. Şu mesele. Eğer bir daha Neva'nın karşısına çıkarsam... Ne olur? Telefona bakar, polisleri şu kapıya yığmam. Neva'dan uzak duracaksın. Niye geldin sen? Ne istiyorsun benden? Bırak artık peşimi. Neva, ne yapıyorsun sen? Alp Bey, bu adam her istediğinde böyle gelemez. Sırf benimle bir sorunu var diye sizi rahatsız edemez. Bir derdin varsa dışarıda konuşalım. Bana bak, tamam, sesini yükseltme. Benden uzak duracaksın, anladın mı? Benden, kızımdan, arkadaşlarımdan uzak duracaksın. Alp Bey, ben sizi gayet ciddi bir iş insanı zannediyordum. Nerede görünmüş patron konuşurken elemanının laf kestiği? Ne diyorsun sen ya? Çık dışarı.